Okey abi, geçmiş bayramın kutlu olsun. Senin de kardeşim, bayağı gezdin bayramda bakıyorum. Biraz abi. Ege güzel miydi? Kuzey Ege güzeldi. Kalbin Ege'de kaldı mı? Vallahi kaldı. Ama senin için geri döndüm. O yüzden çok da pişman değilim. Bu program için geri döndün değil mi? Cidden öyle. Hadi ben kaçtığım için geri döndüm. Sana bir yemek yoksa ısmarladım. Yoksa bir 3-4 gün daha uzatacaktım ama olmadı. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Çalışıyoruz. İşleyen demir pas tutmaz diyelim. Gençsin, daha çok çalışacaksın. Yaşlandık abi ya. Neyse. Yaşlandık. Nasıl geçti bayram? Bayramda ne yaptım biliyor musun? Bir sürü kitap okudum. Mis. Benim için bayram kitap okumak. Hiçbir yere gitmedim. Ben bayramda hiçbir zaman bir yere gitmem. Bayram, yılbaşı, şu bu falan. Yani kalabalıklara çok akmam. Ertelediğim kitaplarım vardı. Onları okudum. Huzur içerisinde İstanbul'da. O yüzden çok mutluyum. Acayip keyifliyim. Birkaç tane de dizi vardı. Tarihi belgesel dizi. Onları izledim. Dolayısıyla bir detoks yapmış oldum. Herkese de tavsiye ederim. Gerçekten. Bir kitaba başlayın. Bakın, başlayın. Kitap korkutucu olur. Başlayın. Sıkın dişinizi. 10. sayfadan sonra zaten onun içerisinde bulacaksınız kendiniz. Kitap okuyun. Bol bol. Çok güzel de kitaplar var çeşitli kitap evlerinde. Başlamayınca korkunç gelir bence. Hani devamlı başlayan, yeni başlangıçlar yapan insanlara korkunç gelmez. Hani ben ya, yeni bir hayatımızda bu. Sıkıştığımız zaman yeni bir sayfa açmamız lazım diye. Aynen öyle. Hiç korkunç değil. Kitaba bakıyorlar. Diyorlar ki vay ne kadar kalın kitap. Şimdi ben bunu nasıl okuyabilirim ki, hangi vaktimde var? Kitaplar öyle hani birinci sayfasından sonuncu sayfasına kadar okunan şeyler değiller. Yani romanlar başka tabii ki. Roman okuyabilirsiniz. Bazen kitabın belli bölümlerinden alacağınız bir bilgi hayatınızı kolaylaştırır, renklendirir. Fark yaratacak ortamlar yaratırsınız kendinize. Ben genelde tarih okuduğum için tabii o yüzden hani çok da programı izleyen arkadaşlarımız tarihle alakalı mı bilmiyorum ama önerim şu kısa tarihler var. Mesela İngiltere'nin kısa tarihi, Fransa'nın kısa tarihi, sosyolojinin kısa tarihi. Önce onunla başlasınlar, ilgi alanlarını belirlesinler, ondan sonra okumaya devam etsinler. Tabii bu sosyal bilimler için söylediğim konular. Romanlar için de öyle. Klasiklerden başlayarak ilerleyebilirler. Yani kitap okumak çok güzel. En büyük tatil kitap okumak. Öyle bir şansınız varsa. Ama tabii ben de senin gibi tatil yapacağım. Her yer sakinleştiğinde. Şu an ince bir gönderme sesim ama. Eylül'de gel. Aynen öyle. Ben de tabii tatildeyken boş durmadım. Yani gündemi takip etmek. Evet, laptoplu fotoğraflarını gördüm senin. Çünkü yarı tatil yarı iş gibiydi. Gazetecilik. Bedenim öyle. Orada olsa da ruhum İstanbul ve semalarındaydı. Fenerbahçe'den başlayalım mı? Başlayalım. Boğaz'ın diğer tarafı. Biz şu an Avrupa'dayız. Anadolu'ya geçelim. MJ kim? Bence kim? Eğer resmi olarak transfer gerçekleşseydi, yani Real veya Napoli fark etmez, haftanın olayı olacaktı. Çünkü gittiği rakam ve MJ kim'in ağırlığı bunu hak ediyordu bence. Ama resmi olarak transfer tamamlanmadı. Ne diyorsun abi? Ren var, Napoli var. Masadaki ortalama rakam diyeyim 20 milyon euro. Yani biz bu videoyu yayınladığımızda belki kesinleşmiş olur. Kaldı veya Ren'le Napoli veya X bir takıma gittiği kesinleşmiş olur. Yani kesinleşmiş düşüncesiyle ilerleyelim. Ren takımı, hocası biliyorsun orada. Kim Min-jae'nin. Hocalar oyuncularını alırlar, götürürler. Genesio. Çin'den hocası. Evet. Özellikle Ren hikayesi orada güçlü. Oyuncularını alır götürürler. Mesela John Benjamin Toşak, Nihat Kahveci'yi alıp götürmüştü. En yakın örneklerinden birisi belki de geride bıraktığımız yakın tarihin. Nihat Kahveci'nin dönüşümünü ve gelişimini gördük. Birçok örnek var bununla ilgili. Bak, aklıma ilk başarı hikayesi olarak Toşak'ın Nihat Kahveci'yi götürmesiydi. Baliç'i de götürdü Real Madrid'e. Tabii Baliç de olmadı, her neyse. Ren kulübünün temel karakteri oyuncuları uygun fiyatlarla alıp, geliştirip uygun fiyatlarda satmak. Son örneklerden birisi Kamavinga'dır mesela. Real Madrid'de geçen sene özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında izlediğimiz. Dolayısıyla Ren kulübünde siz Kim Min-jae gibi bir oyuncuyu geliştirirsiniz, büyütürsünüz ve İngiltere'ye satarsınız. Alıcı en güçlü pazar İngiltere'dir. Belki İtalya'ya da dönebilirsiniz. Ren kulübüne gitmesini çok mantıklı buluyorum. Bir sonraki adımının daha büyük bir lig olacağı kanaatindeyim. Ama tabii olumsuz yorumlar da var. Ağır olduğu, tek düze olduğu, Avrupa'daki hızlı futbolu kaldıramayacağı şeklinde yorumlar da okuyorum. Ama zaten sosyal medya dediğimiz şey artık çok 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 fikrin, olumlu olumsuz fikrin güzel cümlelerle ortaya koyulduğu bir yer. Kim Min-jae'ne giderse kendini çok fazla geliştirir. Başka bir yere gider. Çünkü Fransa Ligi lojistik olarak da, coğrafi olarak da scoutların çok rahatlıkla gidip izleyebildikleri bir lig. Bize buradan çok acayip gelmiyor. Ya bir Paris Saint Germain var, bir Lyon, bir Marsilya, gerisi boş yorumlarıyla çok karşılaşıyorum. Dolayısıyla orası sahne. Sahneye çıkarsın ve yürürsün. Zeki Çelik'in nasıl geliştiğini gördük orada. Peki Napoli için abi ne dersin? Napoli rekabetçi bir takım. Yani rekabetçi bir takım. İtalya'da kafaya oynayan bir takım.
Özellikle son 10 yılda Maradona'dan sonraki dönemde düşüşe geçen Napoli, belki bölgenin ekonomisiyle birlikte kuzeyle rekabet edemeyen Napoli iyi işler yaptı, iyi hocalar, iyi futbolcular getirdi. Ben Ren'e giderse daha mutlu olacak kanaatindeyim. İtalya'nın zorluğundansa ama Napoli'de oynamak da havalı bir şeydir. Ben rakam konusunda da iyi bir rakam olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçeli bazı taraftarlar rakamın düşük olduğundan dem vuruyor ama bence Türkiye şartlarında. Çünkü buradaki bir pazar belli. Bu pazar belli. Bu pazarın limitleri var ve bu bağlamda transfer yapıyorsunuz. 20 milyon euro gibi bir rakamı gerçekleşirse bu transfer, hangi takım olduğundan bağımsız olarak söylüyorum, bence gayet iyi bir rakam. Ne dersin? Kim Min-jae'yi alan ona bu parayı verirken onun Güney Kore pazarında yaratacağı etkiyi de satın alıyor. Ciddi anlamda 20 veriyorsunuz ama belki de %25'ini geri alacaksınız. O pazarda etkili olacaksınız. Sponsorlarınız o pazarda çok gözükecek. Birçok insanı oraya taşıma şansınız olacak. İtalya'da, Fransa'da bunun için biçilmiş kaftan yerler. İtalya daha fazla belki de. Verilen paranın da ben makul olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye Ligi'nden bir oyuncu çıkmıyor Uğur. Yani bizde mesela Kerem'i ve Uğurcan'ı aldılar mı? Yıl boyunca aman Allah'ım 20'ler 30'lar havalarda uçuşuyordu. Ersin, Rıdvan, aynen büyük öyle. Topçular yetiştiriyor ülke diyordu. Kimse gelip bakmadı. Hatta yanlış anlaşılmasın, Uğurcan Çakır 3 haftada bir ben evet. Ve takımımın çıkarlarına uyarsa ben gitmeye hazırım diyor. Yok işte. Devamlı. Teklif gelmiyor çünkü burası sahne değil artık. Aynen öyle. Yani burası sahne ise bile fiyatlar belirli. Yine yabancılar gidiyor bak, Markao gitti. Kim de gidiyor bana kalırsa. Yine buraya gelip burada top oynayanlar ya iyi menajerlere sahip oldukları için ya da onların futbol altyapılarını güvendikleri için götürüyorlar. Markao'yu 12+3'e gönderildiği bir ortamda Kim Min-jae'nin fiyat kazanç oranıyla ilgili taraftar spekülasyonları yapılacaktır. Bana kalırsa boş tartışmalar bunlar. Serbest piyasa ekonomisinin kuralları bellidir. Öyle. İyi ve PR'la ben Fenerbahçe'nin de oyuncu satışı konusunda Galatasaray'dan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok oyuncusu var. Marka Fenerbahçe'de olsaydı daha yüksek rakama giderdi geçen bence. Geçen sene hatırlarsan burada Fenerbahçe şampiyon olmadı ama bu yolda şampiyon sayılır. Çünkü evet. satış listesine girebilecek ve talep oluşturabilecek birçok oyuncusu var demiştim. Beraber konuşmuştuk. Hakan da buradaydı şahit. Aynen öyle. Ve öyle oldu. Her oyuncusunun pazarı var. Dolayısıyla şampiyon sayılırsa. Yani mesela Trabzonspor şampiyon oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemesi oynayacak. İkisi birden Şampiyonlar Ligi'ne gitseler alacağı paradan daha fazlasını Kim Min-jae getiriyor. Türk futbolunda temel anlamda yapılması gereken şey bu. Al, yetiştir, sat, para kazan, büyü, rahatla. Fenerbahçe'nin yöntemi çok doğru. Belki isteyerek yapmadılar ama iyi bir yere doğru gidiyor. Kesinlikle. Aynı zamanda gelenler de var. Yani Willian Araujo geldi, Joshua King ve João Pedro da artık geldi sayılır. Biraz bonservis bedeli yüksek gibi ama eğer tabii rakamlar doğruysa 6,5 milyon euro bonservis, Cagliari'ye 2,5 milyon euro maaş ve artı menajerlik komisyonu. Bu rakamlar Avrupa piyasasına göre çok fazla değil, bize göre çok fazla. Çünkü eskiden biz işte 6,5 milyon euroyu 6 ile 7 ile 10 ile çarpıyorduk. Şimdi neredeyse 20 ile çarpıyoruz. Büyük bir rakam. Oyuncunun yaşı da 30. Kaynak. Türk futbolunda kaynak yok. Ama olmayan kaynak gelecekte iyi şeyler olur düşüncesiyle harcanıyor. Kombineler full sattı Fenerbahçe'de de Beşiktaş'ta da. Kombinelerin gelirleriyle oyuncuları finanse edebilmeniz çok kolay değil. Neye dayanarak bunu yapıyorlar bilmiyorum. Ama Fenerbahçe Pedro'ya o paraları veriyorsa Kim Min-jae'den gelecek parayla da onu kompanse ediyor demektir. Değil mi ki Markao'nun satışından elde edilen parayla şu ana kadar elde edilen transferlere kaynak yaratıldı. Benzeri oluyor. Aslında biraz dikkatli davrandıklarını da söyleyebiliriz. Ama aldıkları oyuncuların ligin kalitesini yukarıya taşıyabilecekleri konusunda şüphelerim var. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bu ligin kalite olarak da lokomotifidirler. Yani büyük takım olmaları, şampiyonlukları almalarının dışında getirdikleri, yetiştirdikleri oyuncularla yaptıkları PR'la ligin kalitesini yukarıya taşıma mükellefiyetinde olan, uygulamada bu işi yapan takımlardır. Peki gelen oyuncular seni kesmedi mi abi? Dört büyükler bazında. Mesela Fenerbahçe'nin her transfer sezonu büyük yankı yaratırdı. Bu sene yaratmadı. Çok büyük bir şaşaa olmadı. Yani çok Avrupa piyasasında renkli olmuş karakterler değil. Yani bir Van Persie gelmiyor. Bir Van Hooydonk gelmiyor. Onlar artık geçti. Çok, çok büyük piyasası olan oyunculardı. Yani Arao, Gustavo gidiyor, Arao geliyor. Ben Gustavo, João Pedro'nun iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Sadece maliyetine takılıyorum. Başkan takılsın, sen ona hiç takılma bana kalırsın. Galatasaray'daki Grealish hamlesi bence çok iyi. Grealish Galatasaray diyebiliriz herhalde. Beşiktaş'ta da Weghorst. Orta sahayı değiştiriyorlar yani. Özetle orta sahayı değiştiriyorlar. Sergio Oliveira.
ve Grealish. Grealish geliyor. Avusturyalı aslında piyasa değerine baktım ben. Bir iki sene öncesine kadar 20 milyon eurolara doğru yakın. 15, 16, 17 milyon. Şu an 16 abi. 16 şu an. Şu an 16 mı? Evet. 20-22'leri görmüş ya da birileri uydurmuş onu bilmiyorum. Ama o piyasa fiyatına göre değil de yeteneklerine göre değerlendirmek lazım. Yani görünen o ki her sistemde oynama kabiliyeti var. Yani diyelim ki üçlü oynuyor takım. 3-5-2'nin, 3-4-3'ün, 5-4-1'in ya da 4-4-2'nin her şekilde gereklerini yerine getirecek bir karakter gibi gözüküyor. Galatasaray'ın orta sahası ile ilgili eleştiriler hep Berkan'la mı oynayacağız, Taylan'la mı oynayacağız, Aytaç'la mı oynayacağız şeklinde gelişiyordu. Şimdi Grealish ve Oliveira var. Dolayısıyla orada şöyle bir nefes alındı. İyi bir şey bu. Okan Buruk'un onları ne kadar geliştireceği esas bundan sonraki soru. Kesinlikle ve bonservis anlamında da yani işte Oliveira'ya 3 milyon euro verildi. Kazım Can'a 2 milyon. Abdülkerim Bardakçı 3 milyon. Dubois 2,5 milyon. Dubois. 2,5 milyon euro. Grealish bedava geldi. O bakımdan iyi yani duruyor. Marka'dan gelen parayla takım yenilendi. Ve hala biraz var bütçe. Biraz daha bütçe. Seferovic de bu arada geldi gibi. Onu da söyleyeyim. Seferovic'i ben çok beğenirim. Çok iyi bir golcüdür. Sakatlanmazsa temiz golcü. Çok da büyük bir sakatlığı falan yok ya. Yani bakıyorsun istatistiklerine oynadığı sezonlarda çoğunda futbol oynamış. Hemen rakam veriyorum Milli sana. Milli takımında da top oynamış birisi. Yani bir sakatlık şüphesi varsa şayet. Bir dakika, bu son olarak geride bıraktığımız aylarda şöyle şöyle bir şey yaşadı. Ve bunun nüksetme ihtimali fazla, riskli deniliyorsa onu bilemem. Ama Aboubakar için de, Aboubakar geldiğinde Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe almadı, dedi ki bu sakat. Beşiktaş'a geldiğinde taraftar ayağa kalkmadı. Ya bir dakika, sakat adamı getirdiler, getire getire dediler. Adam hala koşuyor. Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Yani Seferovic bir golcü. Şu anda Galatasaray'ın elindeki golcülerin çoğundan daha iyi bir golcü. Yeter ki onu besleyebilsinler. Kaldı ki Cagney'den sonra Mustafa Muhammed de Nant'a gidiyor. Evet, Nant'a satın alma opsiyonlu. Yani forvet bölgesindeki oyuncu havuzu da boşaldı bir anda. Seferovic, Gomis var şu an. Gomis yavaş bir adam. Tabii yaşı da artık. Yaşı da ilerledi. Gomis yavaş bir adam. İşi kolay değil Gomis'le Galatasaray'ın. Yani bir iki alternatife ihtiyacı var. Baksana Beşiktaş'ta Muleka var, Weghorst var, Cenk Tosun var. Hatta hazırlık maçında izledik. Attığı golü Ümit Başuay mutlaka kaçırırdı. Direğe nişanlardı. Kaleciye gönderirdi diye Beşiktaş taraftarları yazılar yazdılar. Aynen öyle. Bu arada Seferovic geçen sezon 15 maça çıkabilmiş. Yani ama sakatlık, ama hocasının şans vermemesi vesaire derken çoğunda sakatlık olduğunu düşünüyorum. Daha önceki sezonlara göre bakarsan... 2 sezon önce büyük patlama yapmıştı zaten. Yani 33-34 golleri görmüştü toplam. Ben iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. Galatasaray direkt golcü ister. Jardel ister Galatasaray. Peki abi, Beşiktaş'taki bu Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu, iki tane genç defans oyuncusuna yönlendi siyah beyazlar. Emirhan 21 yaşında olması lazım. Emrecan ise 20 yaşında galiba. Hatta ben Osman Zeki Korkmaz hocayla konuştum biraz. Transfer tamamlanırsa da bir demeç alacağım kendisinden. Biraz sohbet ettik Emrecan üzerine. Gelişime açık, Beşiktaş'ın geleceğine katkı verebilecek bir oyuncu. En azından şu ana kadar çizdiği profil o yönde. Senin düşüncen nedir? Ben oyuncuyu izlediğimi söylersem, ikisini de izlediğimi söylersem biraz hayal kurmuş olurum. Okuduklarımı anlatırsam da ezberciliğe kaçmış olurum. Ben uygulamadan yanayım her zaman için. Yani insanlar bir araya gelirler, abi şöyle televizyon programı yapalım, böyle yapalım, şunu konuşalım, bunu konuşalım, şunu alalım, bunu yapalım. Ya da ne bileyim, insanlar bir şirket açacakları zaman şuraya koltuk koyalım, şuraya sekreter masası yapalım, şunları alırız, şunları satarız, şu projeleri geliştiririz derler. Uygulamada işler farklıdır. Uygulamaya bakmam lazım. Uygulamaya göre değerlendirebiliriz. Yani potansiyelinin olduğu söyleniyor ikisinin de. Oynadıkları mertebelerde iyi işler yaptıkları. Önemli olan o gelişimini sağlayabilecek teknik adamdır. Yani çocuklar okula girerler, iyi bir eğitimci varsa o eğitimciler o çocukları alır bir yere götürürler. Mesela Harvard'a, Oxford'a gönderdiğiniz, Cambridge'e gönderdiğiniz öğrencileri çok zeki oldukları için kendi kendilerine yükseldiklerini mi zannediyorsunuz? Hayır, muazzam bir eğitici kadroları var oraların. Bir gelenekleri var. Eğiticilik geleneği var. Bir süre sonra hızlı öğrenmeyi, doğru öğrenmeyi ve gerekli bilgiyi öğrenmeyi öğreten hocalarla başka yere taşınıyor insanlar. Burası da böyle. Bu çocukları iyi eğitirsen bir yere taşırsın. Şimdiki transferlere de bakıyorum. Ya işte o geldi, Pedro, Grealish geldi, Saiz geldi. Teknik adamlar nereye taşıyacaklar bunları? Artık unuttuğumuz bir şey var. Dönüp diyoruz ki kadro teknik direktörleri var. Bir kişi değil, birkaç kişi. Bu kadar insanı geliştirmek için. Bence Okan Buruk'un bundan sonra üzerindeki baskı, İsmail'in, Valerian İsmail'in üzerindeki baskı, Jesus'un üzerindeki baskı artacaktır. Çünkü size bu oyuncuları getirdik. Siz bunları ne kadar geliştirdiniz?
Öyle bakmak lazım. O yüzden Beşiktaş'ın getireceği oyuncuları da öyle değerlendiriyorum. Ama genç bir kadro olduğu için, hep gençlere doğru yöneldikleri için uzun vadeli bir plan yapıyorlar. Ceyhun Kazancı'nın da anladığım kadarıyla futbola bakış açısı bu şekilde. Doğru yolda gidiyorlar. Bu sene şampiyon olmazlar, seneye de olmazlar ama kadroyu bir tutturabilirlerse 3 sene, 4 sene üstü şampiyon olabilirler. Yani Hamdi Serpiltüz'ün ruhuna dönebilir. Burada transferle ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Beşiktaş'ta transfer oluyor. Ceyhun Kazancı ve oyuncu imza atıyorlar. Tek resim görüyoruz. Fenerbahçe'de Selahattin Baki ile oyuncu imza atıyorlar. Tek resim görüyoruz. Galatasaray'da banka oturmuş 5 tane insan görüyoruz. Başkan, Erden Timur, Ayhan Akman, Cenk Ergün. Sürekli olarak Galatasaray'da herkes transfer harekatında 4 goldan saldırıyormuş gibi bir resim var ortada. Hatta biraz karışıklık. Ve işte Cenk Ergün, Erden Timur arasında aslında farklı görüşler olduğu ifade ediliyor. Başkanın birden müdahale ettiği, kesenin ağzını açtığı anlatılıyor. Yani çok karmaşık bir yapı var orada. Fenerbahçe ile Beşiktaş sanki işi biraz daha profesyonel götürüyorlar. Veya çok fazla medyatik olmadan götürüyorlar. Oyuncular değil, yöneticilerin PR'ı yapılıyormuş gibi bu dönemde dikkatlerden kaçmayan konu. Var, öyle durumlar maalesef var. Net var. Avrupa'ya geçersek... Lewandowski gitmek evet istiyordu zaten. Gerçekten öyle. Barcelona hesabı da paylaşım yapmış. Dünyanın en iyi golcüsü bizde diye. Lewandowski Benzema düellosuna hazır olmak lazım. Ben çok severim Lewandowski'yi. Ya 5 dakikada attığı 5 golle Wolfsburg maçıydı yanlış hatırlamıyorum. 9 dakikada 5 gol. 9 dakikada 5 gol attığı maç inanılır gibi değil. Muazzamdı. İnanılır gibi değil. Ben o günü hiç unutamıyorum. Ceza sahası içerisinde çok büyük golcü. İşte yani 21. yüzyılın en büyüğü Lewandowski. Peki abi prime bir Benzema mı yoksa iyi bir Lewandowski mi? Buna cevap vermek çok zor. Prime Benzema'nın, mesela Prime olmasa bile geçen seneki Benzema'nın Real Madrid'i nereye taşıdığını gördük. Aynen. Nerelere taşıdığını. Los Galacticos'un yaptığını tek başına yaptı diyeceğim. Haksızlık olacak diğer oyuncular ama. Bir de geriye gelip oyun kurması, yarı 10 numara gibi de hareket etmesi beni ekstra cezbediyor. Benzema'da ikisi de çok üst düzey klaslar. İspanya Ligi'ni yukarıya taşıyacak iki hareket bu aslında. Yani bu hareket oraya yukarıya taşıyacak. Şimdi ne diyoruz? Eskiden MSN BBC'ye karşı diyorduk. BBC neydi? İşte Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, BBC. MSN neydi? MSN, Messi, Neymar, Suarez, Neymar'dı. Dolayısıyla herkes bunun üzerinden manşet atıyordu. İspanya Ligi onların gidişinden sonra ciddi anlamda bir izlenebilirlik problemi yaşamaya başladı. Lewandowski ile yukarıya çıkacak. Lewandowski'yi Almanya'da izliyoruz. Almanya Ligi dünyada küresel anlamda İspanya, İngiltere gibi izlenebilirlik değil. Bir de Almanya'da ne kadar güçlü olduğunu görüyorsun. Dünyada neler yapabileceğine bakman lazım. Oynadığı milli takım... Biraz sıkıcı. Efendim? O güçlülük biraz sıkıcı. Hani evet. Bayern Münih tek. Zaten tek başına. Hegemon güç. Eğer İspanya'da başarılı olursa bu sefer belki altın topu da alacak. Ballon d'Or'a da sahip olacak. Çünkü İspanya'da top oynuyorsun. Barcelona'nın ihtiyacı olan bir adamdı. Belki Samuel Eto'dan beri ilk kez şahane bir golcü geldi Barcelona'ya. İspanya Ligi izlemek için sıraya yavaş yavaş girilebilir Lewandowski için. Bu arada Mane'nin çok enteresan korkunç forması satıyormuş. İnanılmaz forma satıyormuş. Almanya'da. İnanılmaz. Yani Bayern Münih şoplarına giren her 5 kişiden 4'ü onun formalarını alıyormuş. Enteresan. Yani enteresan değil yani. Futbol aşkı bu. Futbol. Şöyle enteresan. Hani Bayern Münih taraftarı olunca yani Mane çok büyük yıldız ama böyle rekorlar kırma olayı bilmiyorum bana bir tık şey geldi. Farklı geldi. Ya yani Robben gördü bu takım abi. Ribery gördü. Ya yani Mane'ye çok büyük saygı duyuyorum da yani Robben falan benim için başkadır. Toprak Razgatlıoğlu'na geçelim mi? Biraz filenin sultanları futbol dışına çıkıp ne diyorsun? Özellikle bu iki kulvarla ilgili bir tanesi Toprak Razgatlıoğlu İngiltere'de Süper Bank 5. durakta 3'te 3 yaptı. Rekor kırdı ya tarihe geçti. Diğer taraftan Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde maalesef ya maalesef demek istemiyorum da yanlış bir şey oldu özür dilerim. Dördüncülük iyidir, güzeldir yani. Ne dersin abi? Önce Razgatlıoğlu'nu söyleyeyim. Tabii. Kenan Sofoğlu öğretisinden geliyorlar. O Sofoğlu ailesi motosiklette bir felsefe yarattı. O felsefenin ürünü çok yetenekli, çok profesyonel ve sürekli kendini geliştiren bir çocuk. Ben onunla gurur duyuyorum gerçekten. Türkiye'de motor sporları bugünlerde Formula 1 olarak algılanıyor ama Superbike ve MotoGP dünyada kendisine özellikle Akdeniz ülkelerinde çok izleyici bulan bir yer. Yaptığı işler sıra dışı gerçekten. Gerçekten sıra dışı. Hani diğer salon sporlarında elde ettiğimiz başarılarla alakalı bazen yazılıyor, çiziyor, altın madalya, istiklal başımız ama Toprak dünya çapında yetiştirdiğimiz oyunculardan birisi, yani sporculardan birisi. Bu sene de yine dünya şampiyonu olacağına kesin gözüyle bakıyor. İzlemek lazım gidip. Öyle, bizden de sevgili koordinatörümüz Burak Akın, İngiltere'de, olay yerinde. Evet.
takip ediyor ve an be an gelişmeleri aktarıyor zaten siteye. Diğer taraftan az önce maalesef derken de yanlış anlaşılma olmasın. Ben takımımızın potansiyelini daha fazla gördüğüm için, birinciliklere yakıştırdığım için biraz maalesef dedim. Yoksa tabii ki de çok büyük başarı. Uğur, egonu ve ona Michael Jordan'ı, voleybolun Michael Jordan'ı diyorum. Başka birinde bulabilirsiniz. Bambaşka bir sporcu. Başka seviye. Yani egonun olduğu takım hep kazanır. Egonun olduğu takım kolay kolay kaybetmez. Her türlü problemi çözer. Bitirir işi kardeşim. Biz Egonu'ya kaybettik yarı finalde. Yarı finali kaybettikten sonra zaten üçüncülük karşılaşmasında da kızlar çok oyunda değillerdi. Sırplar da çok iyi. Geçen sene izlediğim Sırp takımının acayip oyuncularıyla bunların başka bir oyuncu grubu olduğunu görüyorum. Geliyor. Yani alttan çok oyuncu geliyor. Çok çabuk eklemleniyor. Biz de Hande, Zehra, Eda, Kaptan, Ebrar, işte Simge Aköz, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz. Bir çekirdek kadro var ve bu kadro geçen seneden bu yana yoruldu artık. Hem lig çok yoruyor, Türkiye Ligi çok büyük bir lig. Hem lig yoruyor, hem milli takım. Ya bir, sen tatil yaptıklarını falan gördün mü hiç? Hiç durmadan antrenman, kamp, maç. Geriden gelenlerin gelişmesi lazım. Yani mesela Saliha iyi bir pasör çaprazı. Çok beğeniyorum gelişimini ama daha zamana ihtiyacı var. Sırplar çabuk adapte oluyorlar. İtalyanlar çok oturmuş bir takım. Brezilya keza öyle. Brezilya İtalyanlar geçti resmen 3-0. Aynen. Tabii egonu farkıyla. Biraz oyuncuların üzerinden ilgiyi kaldırmak gerekiyor. Çok fazla medyatik oldular. Bu böyledir. Futbolda da böyledir. Çok medyatik oldular ve yenilerinin gelmesi gerekiyor. Biraz o tarafa yönelirlerse bu ivmeyi kaybetmeyiz. Ama dünyanın bu kadar gelişmiş voleybolda ileri gitmiş ülkeleriyle kafa kafaya oynamak değildir. Ankara seyircisinin ne kadar değerli olduğunu, Ankara'nın bu konularda organizasyon konusunda ne kadar yetenekli olduğunu gördük. Bu da bizim için yeter. Çok bakmıyorum ben o tarafa. Ama görünen o ki Hande Baladın'la Zehra Güneş ve Eda Erdem bu turnuvada daha öndeydiler. Ebrar istediğimiz formda değildi. Bir de şu var galiba, iyi oyuncu yetiştirme konusundaki en büyük engel çok güçlü yabancıların Türkiye Ligi'ne geliyor olması. Bu sene Vakıfbank'ta geçen sene Hak vardı. Bu sene Egonu var orada. Aynen, İzabel gitti. Egonu geldi. Evet. Fenerbahçe'nin genç Rus sporcusu var. Federatsova'ydı galiba. Gabi var. Yenileri de gelecek. Dolayısıyla gençlerin Türkiye'de kendilerini geliştirebilecek bu lig yapısı içerisinde fazla şansları olmuyor. Ama öğrenmek için çok büyük bir avantaja sahipler. Ben bütün sporcularımızı çok Türk spor tarihinin iyi işler yapan kızları olarak görüyorum. Ellerine sağlık bir dahakine. Ama bir dahakine de aynı şekilde kalırsa o kredi biraz yavaş yavaş kendini kaybedecek. Yeni sporcular yetiştirmemiz gerekiyor. Yeni Hande Baladınlar ve Zehra Güneşler yetiştirmemiz gerekiyor. Belki Guidetti'yi o yönde biraz yeni insanları yetiştirme konusunda yönlendirmek doğru olacaktır. Kanaatindeyim. Yine de teşekkür ederiz. Tabii, tebrik ederim hepsini. Başka sorun yoksa ben gidiyorum. Abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Geçen hafta yapmamıştık. Bu hafta biraz daha uzun yaptık bir tatil arası yapalım. Daha iyi bir detaylı bir şekilde sohbet edelim. Haftaya Fransa Grand Prix'sini konuşuruz. Aynen öyle. Bu arada beğenip yorum yapmayı ve çana basmayı, abone olmayı falan unutmazsanız seviniriz. Hadi ben kaçtım.